Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hepinize merhaba. İnternetin ilk yaygınlaştığı dönemlerde pek çok ibretlik hikaye kulaktan kulağa yayıldı. Günümüzde pek çoğumuz farkında olmasa da yalan bilgi ve haberler internet dünyasında çok fazla yer alıyor. Ne yazık ki bu tarz bilgilere inanan insanların sayısı da az değil. Kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim bizler için çok önemli bir kitaptır. Hepimiz ona saygımızdan üç kere öper ve en özel ve güvenilir yere koyarız. Bu kitaba saygısızlık yapmak tabii ki de yapabileceğimiz en büyük günahlardan biri. Ya bu dünyada ya da öbür dünyada bunun cezası elbet olacaktır. Ama bunu kullanarak yalan yanlış hikayeleri ortaya çıkaranlar da oldu. Belki de niyetleri insanlara kutsal değerlerin çok önemli olduklarını anlatmaktı. İbretlik hikaye deyince hepimizin ilk aklına Kur'an'ı yırtan kız gelmektedir. Gelin ilk önce bu hikayenin nasıl anlatıldığına bakalım. Bir genç kız odasında müzik dinlemekteyken annesiyle sesli bir şekilde Kur'an-ı Kerim okumakla meşgulmüş. Bu sırada annesi kızına müziğin sesini kısmasını söylemiş. Bunun üzerine genç kız annesine bağırarak kendisinin susmasını istemiş. Genç kız annesinin onu dinlemediğini ve Kur'an-ı Kerim'i hala sesli bir şekilde okumaya devam ettiğini görünce hemen insanlara rehber amacıyla indirilen kutsal kitabımızı annesinin elinden alıp yırtar. O an genç kız alev alıp yanmaya başlar. Söndürmek için üzerine battaniye atar annesi. Battaniyesini kaldırdığında ise aşağıda görülen ibretli manzara ile karşılaşır. Genç kız şu an Hollanda'da bir hastanededir. Ailesi iğne yaptırıp öldürülmesini istiyor. Gördüğünüz gibi bu hikaye hem etkileyici hem de tüyleri diken diken etmeye yetiyor. Ama işin aslı farklı. Öncelikle fotoğrafları paylaşan kızın fotoğrafları gerçek değil. Kur'an-ı Kerim'i yırtan kıza ait olduğu iddia edilen yaratık aslında Patricia Pissini tarafından 2003 yılında yapılan bir bal mumu modeline aittir. Şimdi bu resimde iyi bakınca göreceksiniz ki kızın durduğu yer gayet temiz ve hiç de hastaneye benzemiyor. Olayın aslı şudur ki bu tamamıyla bir bal mumu heykelidir. Hollanda'da bir müzede sergilenmektedir ve kulaktan kulağa bir efsane olarak dolaşıp durmakta, son 2 yıldır ve inanç turizmi yapılmaktadır. Bir başka hikaye ise yine sosyal medyada çok fazla paylaşıldı. Bazı paylaşımlarda Kur'an'a basan kadının ayağı şişti dendi. Bir kullanıcı tarafından 11 Haziran 2018'de Facebook'ta paylaşılan iddia şimdiye kadar 59 bin defa paylaşıldı. Görselde kadının bacağının olağan dışı biçimde şişmiş olduğu görülüyor. Fakat görseldeki ilk fotoğrafta Kur'an'a basan ayağın ikinci fotoğraftaki kadına ait olduğu iddiası doğru değil. İkinci fotoğraftaki kadın Endonezyalı bir filariyesiz hastası. Endonezya'nın Banjarmasin şehrinin belediye başkanını ziyaret ettiği hastanın yaptığı açıklamalardan Müslüman olabileceği de anlaşılıyor. Üstelik ilk fotoğrafın yayılması kadının hastalığından yaklaşık 7 sene sonra gerçekleşiyor. Fotoğraf 2009 yılında Endonezya'nın Banjarmasin şehrindeki Ulin Hastanesi'nde çekilmiş ve filariyesiz hastası kadının adı Noor Sayafina, hastanın başındaki kişi ise Banjarmasin şehrinin 2005-2010 yılları arasındaki belediye başkanı Yudi Vahyuni. 18 Haziran 2009 tarihli bir haberde hastanın masraflarının devletçe karşılanacağı belirtilmiş, aynı gün çekilmiş, başka fotoğraflarda görülebiliyor. Kur'an'a tuvalet üzerine ayak basan kadın fotoğraflarının kaynağı araştırıldığında da fotoğrafın ilk olarak Temmuz 2016'nın ilk haftasında dolaşıma sokulduğu görülüyor. Fotoğrafın kaynağı Beauty Circle adlı güzellik sitesindeki Bertekam rumuzuna sahip kullanıcı. Aynı fotoğrafın ayrıca Eylül 2016 tarihinde bir Twitter kullanıcısı tarafından Kur'an'a saygısızlık eden bir Paris milletvekili iddiasıyla paylaşıldığı görülüyor. İddiaya konu görseldeki her iki fotoğrafın beraber kullanıldığı ilk içerik ise 6 Ocak 2017 tarihinde Okru ismindeki bir sosyal medya platformunda paylaşılmış. Dolayısıyla iki fotoğraf arasında tarihsel bir uyuşmazlık söz konusu. Kur'an-ı Kerim İslam dininin kutsal kitabıdır. Müslümanların en önemli değerleri arasında yer alır. Bu yüzden Kur'an'ı yırtmak ya da Kur'an'ı başka bir şekilde saygısızlık etmek çok büyük bir günahtır. Kur'an'ı yırtınca hemen Allah'ın bir azap göndermesi gerekmez. Bu dünya yaşantısında bu suçun karşılığı görülmese de ahirette elbette görülür. Sadece Kur'an'a değil, aynı zamanda diğer dinlerin kitaplarına ve kutsallarına saygısızlık etmek de günahtır. Çünkü Müslümanlar olarak başka dinlerin kutsallarına saygısızlık edersek, onlar da bizim kutsallarımıza saygısızlık ederler. Zira Allah Kur'an'da En'am suresi 108. ayette şöyle buyurmaktadır. Onların Allah'ı bırakıp tapındıklarını sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. Kültürümüze Kur'an'a saygının en güzel örneklerinden biri Osman Gazi ile ilgili anlatılan bir rüyadır.
Osman Gazi. Şeyh Edebali'nin evinde kaldığı bir gece ayağını uzatıp yatamaz. Çünkü odada Kur'an-ı Kerim vardır. Bir köşeye kırılıp tesbihat yaparken uykuya dalar. Gördüğü rüya Edebali tarafından Allah-u Teala seni ve neslini insanlardan İslam'la şereflenmesine vesile edecek sözleriyle yorumlanır. Şüphesiz ki güzel gelenek ve şekli saygının bir değeri vardır. Ancak Kur'an'ın asıl amacının okunup anlaşılması ve uygulanması olduğu unutulmamalıdır. Zira Kur'an'a karşı gösterilen saygı ve hürmet bu şekilde kaldı. Manası anlaşılıp hayata uygulanmadığı müddetçe eksik kalır. Ona karşı gösterilen bu saygıyı onu anlayarak taçlandıranlar Kur'an'a asıl hak ettiği saygıyı gösterenlerdir. Dikkat etmeniz gereken bazı hususlar da var. İşte bazıları. Kur'an-ı Kerim bulunan odada ayakları uzatmak caiz midir? Bulunduğunuz odada muhtemelen Kur'an yüksek bir yerdedir. Bu şekilde ayağınızı o tarafa uzatsanız bile Kur'an'ı uzatmış olmazsınız. Kur'an'a hürmet güzeldir ama bundan dolayı sıkıntıya girmeye gerek yoktur. Fotoğrafın üzerinde Kur'an ayetleri yazılmış ise buna saygı göstermek gerekir. Cebinde ayet olduğu halde helaya gitmekten sakınmak lazımdır. Bilhassa fenni olmayan helallere girmekte kerahat vardır. Fenni helallere gelince temiz tutuluyorsa bir sakınca yoktur. Fakih Ebu Cafer'den bu mesele sorulduğunda şu cevabı vermiştir. Rastgele bir helaya girerse bunda kerahat vardır. Kendine ait temiz bir tuvalet ise bunda bir kerahat yoktur. Duvar asılı bulunan Musaf'a karşı ayakları uzatmakta bir sakınca yoktur. Çünkü Musaf yukarı kısımda bulunuyordur. Taşıdığı yükün arasında Kur'an veya dini eserler bulunur da onu korumak için yükün üzerinde oturur veya uzanıp uyursa bunda bir günah yoktur. Fakat koruma amacı yoksa böyle yaparsa mekruhtur. Bir Müslüman ayağını Musaf'ın üzerine koyarsa ve bunda zaruri bir hal yoksa o takdirde küfre girer demişlerdir. Açıkça günah işlenip insanlardan da utanmayan kişilerin bulunduğu yerde Kur'an okumak, tesbih ve tahmitte bulunmak ve hadis okumak ve açıklamak mekruhtur. Okuyan günahkar olur. Ancak gaflet içinde dünya işleriyle haşir neşir olan, bu arada Allah'ı unutan kişileri uyarmak için onların duyacağı bir sesle kelime-i tevhidi söylemek, zikir ve tesbihte bulunmak caiz olur. Hamamda yüksek sesle Kur'an okumak mekruhtur. Alçak sesle veya kendisinin işiteceği kadar yüksek bir sesle okunursa bunda bir sakınca yoktur. Kur'an okunurken bir işle uğraşmak caiz midir? Kur'an-ı Kerim'i bir insan sesli olarak okuyor ve biz de bu sesi duyuyorsak onu dinlemek ve susmak farzdır. Bu esnada başka bir işle meşgul olmak caiz değildir. Ancak televizyon, bilgisayar ve radyo gibi şeylerden okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemek ise farz değildir. Fakat dinlersek sevap alırız. Bu nedenle Kur'an'a hakaret niyeti olmadan hem dinlemek hem de ders çalışmak caizdir. Yattığımız yerde Kur'an-ı Kerim bulundurmak caiz midir? Yatılan yerde Kur'an-ı Kerim bulundurulabilir. Ancak belden yukarı bir yükseklikte ve ayakların uzatılmadığı bir yönde bulunması edebe ve saygıya daha uygundur. Kur'an'a karşı ayak uzatmaktan sakınmak lazımdır.